hoş geldiniz. Merhaba. Ben normalde yaptığım videoları göstermem gerekiyor ama herhalde belki biraz biliyorsunuz ki bu videolar üzerinden gitmek istemiyorum. Çünkü çocuk uzun var. Ben enstalasyon işleri yaptığım için normalde bunları tek ekran seyretmek çok fazla bir anlamda teşkil etmiyor. Yani enstele edilmiş olmaları, yerleştirilmiş olmaları gerekiyor. Bir de eskiden bu işleri böyle uzun uzun gösteriyordum. Üzerinden konuşabiliyordum ama şimdi bayağı bir iş birikti. Onun için bir saate sığdırmam gerekiyor. O yüzden size kısaca yapmış olduğum işleri bir gruplar halinde neler olduğundan söyleyeceğim. O deneyi neden yaptığımı anlatmaya çalışacağım. Zannedersem 1997 yılıydı. Semih Abersoy'la ben bir video çekmeye başladım ve ondan önce ne yalan söyleyeyim, hiç yani sanat servisine bildiğimiz işte o mecburiyetten dolayı New York'a gittiğimde MoMA'ya gitmiştim bir kere, yani ayıp olur falan diye işte bir Pompidou'yu görmem gerekiyor diye, ama sanatla çok böyle birebir bir alakam yoktu. Bundan işte kaç yıl oluyor? 97, 15 yıl kadar önce. İlk deneyimim, yani contemporary art'la ilk deneyimim aslında birazcık yani herkesin olduğu gibi oldu. 1994 yılında yaptığım filmle São Paulo Film Festivali'ne davet edilmiştim. Gittiğim ilk film festivallerinden de bir tanesiydi. Orada gitmişken burada önemli Oscar Niemeyer'in işte binasını görmelisin dedikleri için Oscar Niemeyer'in binasına gittim ve şans eseri São Paulo Bienali orada vardı, yani gösteriyorum. Ben de Türkiye'de oturmadığım için o zaman İstanbul Bienali'nden de çok haberdar değildim. Los Angeles'ta oturuyordum. İlk reaksiyonum şeydi, yani evet çok enteresan, yani aslında ben de bunu yapabilirim falan, böyle hani olur ya ilk Biennale gezenlerde böyle anlatırlar. İlk reaksiyonum buydu. Daha sonra Halit Erker'i bir enstalasyonunu görünce Türkler buraya kadar gelmiş filan, ben geldim ilk zannediyordum filan. Yani o tür naif reaksiyonlar göstererek başladı benim maceram da açıkçası. Ama orada da bitti. Sonra 1997 yılında Semih Abersoy'la çalışırken, tabii bunu böyle anlatıyorum ama sinemanın kendi geçmişinde, kendi tarihinde, sanat tarihinde çok paylaşılmayan, İkisi aslında çok fazla birbirine değmiyor, konuşmuyor. Sinemanın kendi tarihinde deneysel sinema denilen çok zengin bir geçmişi var. Ve aslında sanat tarihinde bugün yapılan, sanatçıların yaptığı sürü de şey, 1960'larda, 50'lerde, 40'larda sinemada yapıldı ve bitirildi. Fakat sinema, yani hareketli resim ortaya çıktığında, ben sadece hareketli resimden söz ediyorum, yani video sanatı hareketli resimden söz ediyorum. Bütün ressamlar neredeyse, bütün modernist ressamlar sinemayla bir şekilde flört ettiler. Ve işte Klee'sinden tuttum, Picasso'suna kadar hepsini yapmış olduk, ufak ufak siyah beyaz filmler var aslında. Yani bugünkü pratiğin çok benzeri bir pratik aslında modernistler sırasında esasında vardı. Fakat bunlar bir şekilde yok olmuştu. Yani sadece sinema tarihinden insanlar tarafından biliniyordu. Sanat tarihi çok fazla, kontemporer çok fazla bunu takip etmiyordu. Ne yapıldığını. Aynı şekilde
belgesel tarihinde olsun, sinema tarihinde olsun, gerçeklik nedir? Gerçekliği nasıl anlatabiliriz? Gerçek diye bir şey var mıdır? Bütün bunlar çok çok konuşuldu. Rus ekolü, mesela Zygalerkov, işte bunun karşılığında Avrupa ekolü, sinema verite Fransa'da ortaya çıkan, yani bir şey, bir filme çekiyoruz ama bu çektiğimiz şey gerçek mi değil mi, yoksa bizim subjektif kendi bakış açımız mı, yoksa gerçeği mi veriyoruz? Yani belgesel nedir? Belgesel diye bir şey hakikaten var mıdır? Objektifte diye bir şey hakikaten var mıdır? Bütün bu sorular sinema tarihi zaten 1910'lardan beri soruluyordu ve bunlar üzerine deneysel sinema zaten yapılmıştı. Biz buna deneysel sinema diyorduk. Yani sanat demiyorduk, experimental sinema diyorduk. Tabii bunlar işte 70'ler ve 80'lerde de devam ettiler. Stan Brakhage'lar, Maya Deren'ler daha öncesinde vesaire. 1980'lerde bu genele yayıldı, Godard'larla vesaire ve sonra da bitti. Daha sonra sanat dünyasına baktığınız zaman, işte bazen bir galeriye girdiğim zaman, işte bir enstalasyonu gördüğüm zaman aslında şeyi görüyorum, yani bu işte 1960'ta şunun yapmış olduğu bir şeyin aslında repetisyonu. Fakat iki tarih birbiriyle o zamanlar çok fazla konuşmadığı için bunlar sanat dünyasında yeniden yapılıyor zannediyorum aslında. Bu da çok komik bir durum. Lafı çok güzel miyim? O sinemadan gelen bilgimle, yani sinema tarihinde bırakılmış olan o tartışmayı alıp bunu devam ettirdim. Çünkü sinema tartışmayı bıraktığında objektif ve subjektif tartışması, işte bir tarafta objektifçiler, bir tarafta subjektifler. Evet, objektif bilgi verilebilir. Bunun da en uç noktası haberlerdir, tarafsız haber vesaire. Burada bırakmıştı o tartışmayı sinema tarihi. Ben bunu devam ettirip aslında objektiflik diye bir şeyin asla olamayacağı, objektifliğin aslında matematikteki sıfır rakamı gibi objektif fikrine ihtiyacımız olduğunu, objektif fikri üzerinden subjektifte anlayabileceğimiz üzerine bir söylem geliştirdim. Yani sıfır rakamı da mutlaka kullanmamız gereken bir rakam matematikte. Ama sıfır diye bir şey doğada yok. İmkansız yani. Sıfır diye bir şey yok. O sadece bizim kafamızda olabilen bir şey. Çünkü maddenin yok olması mümkün değil. Madde her çeşitli, sadece bir formdan bir forma değişebilir. Ama sıfırı matematikten alıp çektiğimiz zaman bütün matematik yok olur. Bu yüzden sıfırın keşfi çok önemli insanlık tarihinde. Ve buna bağlı olarak biz objektivite sözünün keşfinin de çok bağlı olduğunu, önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü objektivite nasılını ortadan kaldırdığınız vakit her şey, yani subjektivite, başka bakış açıları yok. Demokrasi, yani politikadan bakacak olursanız mesela demokrasi söylemini sorgulamaya başlayabilirsiniz. Her konuda bu objektivite ve subjektivite çok çok önemli iki nosyon. Gerçekliği nasıl görüyoruz ve nasıl aktarıyoruz? Girdiğimizde komünikasyon nasıl hayata geçiyor? Pardon, ben bir şey tabii, tamamım. Yani eğitimin şey mi? Film. Evet. Sinema. Evet. İlk, yani Los Angeles'tayken uzun metraj filmle mi çalıştın? Evet. Okay. Oradan başlayayım mı? Hayır, ama tam oturtmak istedim kafamda, yani background nereden geliyor diye. Background'u bizim evde Yeşilçam filmleri çekiliyoruz ben küçükken. Ve çok ilgimi çekiyordu bu setlerin içerisinde bulunmak.
o zamanlar Türkiye'de sinema okumak çok şeydi, kötü bir şeydi 1980'lerde. Bir de tabii o sinemacıları falan evde gördüğü için ailem çok hoşlarına gitmedi böyle bir haber, yani benim sinema okumak. Ama ben gittim Los Angeles'a ve orada sinema okudum. Daha sonra da sinema yaptım. Yani orada da çalıştım uzun bir süre. Sonra işte Türkiye'ye geldim, film çektim. Sonra bütün bu eğitim boyunca Fransa'ya gittim ve Christian Metz'le çalışmaya başladım. Ama adam intihar etti ve böylelikle benim semiotik alanındaki çalışmalarım durmak zorunda oldu. Yani. Bir yıl Sorbonne'da çalışırken bu teori ve tarih meselesi beni daha fazla çekmeye başladı. Yani sadece prodüksiyon değil, aynı zamanda tarihi ve teorisi de çok fazla çekmeye başladı. Onun için hem Fransız ekolü hem Amerikan ekolü iki taraftan da bakabiliyorum. Bir de bu daha, yani daha kapsamlı geliyor bana bu şekilde bakmaya. Şimdi konuya gelecek olursak, benim için yani bu kafama o zamanlar taktığım şey, bir sinemacı olarak ya da bir ressam da olabilir ya da bir herhangi bir yani haberci de olabilirsiniz, işte basında da çalışabilirsiniz, ne olursa olsun. Bir gerçeklikten söz ettiğimiz vakit, herhangi bir şeyden söz ettiğimiz vakit aslında yani objektiflik diye bir şey aslında yok. Bunun üzerinden işlerimi geliştirmeye başladığım zaman yani bunu düşündüğüm süreç içerisinde Semiha Berksoy'la tanıştım. Türkiye'ye yeni dönmüş olduğum bir dönemde ve bütün Cumhuriyet tarihini bir şekilde anlatan ve hayatın kendi hayat hikayesine, mitolojisine benziyorum. Entegre etmiş birisiydi. Bu anlamda Cumhuriyet tarihini aslında onun kendi kişisel hikayesi üzerinden dinleyebiliyorduk. Yani işte Atatürk'ten giriyor, Nazım Hikmet'ten çıkıyor. İşte bütün en önemli, işte Türkiye'nin ilk olimpiyatlara da altın madalya almış sporcusundan giriyor, başka bir yönden çıkıyor. Hep bunlara dayanarak aslında bir Cumhuriyet tarihini anlatıyor ama son derece mitolojik ve son derece sübjektif. Onun bu yani hatta kaba dille yalan. Ama tabii bunu bu kadar içselleştirmesi ve bunu bu kadar iyi anlatması ve bunu yani ne derler evidencing yani ispatıyla anlatması çok çok çekiciydi benim için. Bunu kamera önünde gösterebilmek. Çünkü aslında kamera arkasını, bir fabrikasyonu kamera önüne getiriyordu. Yani making of filmleri vardır ya, bir filmin nasıl yapıldığını seyredersiniz. Orada Semiha Berksoy'un making of'u aslında oluyordu. O tabii kendisi başka bir şey yapıyordu. Ama ben de onun kendisini kamera önünde nasıl bir mitoloji haline getirdiğini, kendisini nasıl marketlediğini, kendisini nasıl bir objektif gerçeklik olarak ortaya attığını gösteriyordum ve ne kadar sübjektif bir şekilde onu yaptığını aslında gösteriyordum. Ve bunu yaparken de açıkçası sanat düşünmüyordum ya da sanat tarihi düşünmüyordum. Bunu yaparken biraz şeyi düşünüyordum. Sinema tarihini düşünüyordum. Yani sinema tarihinde bırakılmış bir argümanı aslında devam ettiriyordum. Yani demin sözüne ettiğim argümanı devam ettiriyordum. Bunu yaptığım vakitte küratörler ve tarihçiler tarafından tabii anında hemen
bir şey yani hissettiler, algıladılar ne yaptığımı. Fakat sanat dünyası biraz bunu böyle çok o an çok kolay kabul etmedi. Çünkü yani birisi konuşuyor televizyonunda, bu sanat değil ki işte şey, herkes eline kamerayı alan o zaman sanatçı olabilir falan filan. Bu çok yüzeysel. Yani sadece orada konuşan yaşlı bir kadın var filan diye algılıyor. İlk başta bunun da tabii bayağı bir teorik kavgasını filan da vermem gerektiği belirtiyor. Daha sonra bu kendi kendini fabrike etme, kişilerin kendi kendilerini fabrike etmeleri ve kendi kendilerini tekrardan yaratmaları, yapmaları ve dünyaya sunmaları üzerine bir seri filmim oldu. Periptopem Kadınlar Venedik Biyeneli'ne davet edilmiştim. Bu İstanbul Biyeneli'nde bu seminer dersler olaya çıktıktan sonra, Oradan Ruhuma Asla yine bu İstanbul Modern'de gösterdi. Bir seri iş. Ta ki 2000'lere geldiğimizde aradan 4-5 yıl geçtikten sonra birden şeyi fark ettim. Aslında bu insanlar kendi kendilerini kamera önünde aktif bir şekilde yazabiliyorlar ve bunu ben de gösterebiliyorum. Bunu yeterince yaptım ama bu aslında insanlarla yani kişilerle de önemli bir şey değil. Aslında topluluklarla bunu yapıyorlar bir şekilde. Yani insanlar bir şekilde kendi aralarında bir örgütleniyorlar, kültürel olarak bir grup haline geliyorlar ve o topluluklar kendi aralarında kendi tek kişiliklerini ortaya çıkartıyorlar. Yani tek bir identity, kimlik söylemi ortaya çıkartabiliyorlar ve bunu yaparken de gayet organize bir şekilde böyle hani bir guideline'la falan filan yapmıyorlar aslında. Ama bir şekilde bu mitoloji çalışıyor ve insanlar bir community oluşturabiliyorlar. Tek identity etrafında, kimlik etrafında organize olabiliyorlar. Bir arkadaşım vardı. bu Merkel civarlarında filan çocukluğu geçmiş. Ya dedi, bizim orada çok komik bir Gecekondu Mahallesi var. Neyse, o Gecekondu Mahallesi'nin isminde Küba olduğu için ona çok komik geliyordu. Kendilerine Küba diyorlarmış. Neden Küba dediklerini bilmiyoruz tabii yani. Kendileri de bilmiyorlar. Ben birazcık gezdim ve buradaki insanlarla konuşmaya başladım ve burada yavaş yavaş şeyi gördüm. Yani aslında konuşmayla bir hikaye anlatmayla yine, aynen Semiha Berksan'ın yaptığı gibi hikaye anlatmayla o Küba nosyonu besleniyor. Ve ortaya böyle bir Küba meselesi, Kübalı olmak, işte Küba kültürü vesaire gibi bir not, şey atılıyor, malzeme atılıyor. O sonra tekrardan size geri dönüyor. Onun bir de ekonomisi var. Yani kişisel özgürlüklerinden bazen bir vermek zorunda kalıyorsun. Ama o kübalığının getirdiği ayrı bir ayrıcalık ve güç de olabiliyor. O beraber olmanın getirdiği, hani işte arada sırada kamplaşıp dışarıya karşı kavgalar çıkarmaları vesaire gibi. Ve şans eseri aslında gayet rastlantısal bir şekilde bu vatandaşların büyük bir çoğunluğu Kürt kökenli çıktılar. Ve tabii 1960'larda başlayan göç var. En eskileri Dersim katliamını hatırlıyorlar. Ama orta kısımlarda yani orta yaşlar 1980'lerde işte sağ-sol davalarında sol, orası daha fazla sol cuymuş, onu hatırlıyorlar. Daha sonra 12 Eylül sonrasındaki jenerasyon da işte şey, Fenerbahçe vesaire bu tür kavgalar içerisindeler.
Ve tabii ki orası da kendi içerisinde değişmiş. Onun için ismi niye Küba buranın diye sorduğunda işte yaş grubuna göre birisi şey diyor yani Miami Vice'ı çok sevdiğimiz için ama bir başkası biz solcuyuz falan filan diyebiliyor filan gibi değişik değişik tarihleri de var Kübalıların. Bu yani kendi içinde de bir varyasyona uğramış. Neyse, tabii bunu böyle bir elimizde kamerayla gidip çalışmak çok zor oluyor. Ama ben 3,5 yıl boyunca git gel, orada kal vesaire. Bir yıl sonra ancak kamerayı çıkartıp insanları bayağı bir konuşturmaya başladım. Ve ortaya tabii bayağı artık o topluluğun bağırsaklarına giriyorsunuz. Yani hocam beni aldatıyordan, işte korkunç korkunç kişisel trajediler, şunlar bunlar. Ama bir şekilde hepsi Küba'da kalıyor, bir şekilde kendilerini Küba'ya veriyorlar. Çünkü o Küba'dan da bir şey alıyorlar. Ve 300 saniye sıkışmış bir şeyden söz ediyoruz. Yani gecekondu markasından söz ediyoruz. Bu işi çıkarttım. Bu 40 tane enstelasyondan oluşuyor ve tabii ki hala bu subjektivite, objektivite durumu hep yani benim kafamda olan bir şey. Burada da aynı durum var. Çünkü 40 tane ayrı monitörden oluşuyor ve bunun içine girip yürüdüğünüzde hepsini teker teker seyretmeniz imkanı yok. Yani aslında bir adayı ziyaret eder gibi geliyorsunuz, bir kişiyle karşılıklı oturup onu dinliyorsunuz, sonra başka bir yere gidiyorsunuz, sonra başka bir yere, sonra evinize gidiyorsunuz. Çünkü müzede 40 saat, 50 saat durup hepsini zaten seyretmenizin imkanı yok. Ama herkes Küba'yı seyrettim diyor. Ama herkesin Küba gerçekliği aslında başka. Yani işin noktası da bu zaten. Yani bütün işlerimde bu böyle. Peruk'ta kan kadınlar da aynı şekilde. Semiha Berksoy 8 saatlik bir iş. Asla Semiha Berksoy'u kimse tamamını seyredemiyor. Ve ben Semiha Berksoy'u biliyorum, seyrettim diye naklediyor mesela böyle sergide. Ama herkes değişik parçalarını aslında seyrediyor. Yani ya çok uzun tutuyorum, ya multi screen yapıyorum. Ve her defasında bunu vurguluyorum. Şimdi sanat dünyasında her yerde olduğu gibi özellikle de Batı'da böyle politik bir correct bir şey var, sakatlık var. İşte bunlar fakir gecekondu mahallesinde yaşıyorlar ve Kürtler onun içinde işte sanatçı geldi aslında sesleri normalde duyulmayan insanlara ses verilen gibi. Böyle yazılar çıkmaya başladı Küba çıktığında. Tabii ben bundan yararlanabilirdim ama eminim de yararlandım, eminim işime de yaramıştır bu bilmeyerek en azından. Ama bana son derece anti-entelektüel ve antipatik geliyor bu tür yaklaşımlar. Sanatın amacı bu olmamalı yani bu kadar duygusal ve bu kadar ucuz politika olmamalı. Yani benim sanatım öyle değil. Özellikle de kimlikler üzerinde oynamayı seven birisi olduğum için işlerimin böyle ucuz genel geçer kimlik politikalarıyla yapıştırılması çok kolay zaten. Ondan da zaten kaçmaya çalışıyorum. O yüzden özel bir şeyim de var. Yani alerjim de var. Ve bu tür şeylere birazcık sinirlendim. Yani Küba'nın bu kadar hafife alınmasına, bu işin yani bu kadar hafife alınmasına sinirlendim. Bunu düzeltmem gerekiyordu. Ve tam bunun tersini göstermek üzere Kaliforniya'ya, Orange County'de yine community'ye gittim. Ve Orange County'de aynı işi çektim. Bu sefer çok daha zengin insanlar. Yine bir community'ye gittim, topluluğa ve aynı oradaki dinamiklerin, yani Küba'da işleyen dinamiklerin ve ekonominin aslında birebir orada da işlediğini gösterdim. Tabii bu sefer başta bana politically correct yaklaşanlar biraz şöyle bir şey oldular, dalgalandılar ve ben de bu iki işi yan yana göstermeyi çok seviyorum. Çünkü ikisinin de aslında, yani benim göstermek istediğim şey her zaman teknik bir şey.
Yoksa işin hani politik tarafı ya da propaganda tarafı beni ilgilendiriyor. Baktığımızda zaten hep aynı birbirinin üzerine düşen anlamlar ve nasyonlar. Kendi rolümü sanatçı olarak bütün bunları sorgularken birden aslında her şeyin bu teori üzerinden dersem aslında her şeyin subjektif ve her şeyin fabrikasyon olduğu üzerine bakmam gerektiğini ve çalışmam gerektiğini hissettim. Ve hep deriz ya, tarih coğrafya diye bir şey var. Ne çalışıyorsun? Tarih coğrafya çalışıyor. Tarih ve coğrafya var. Yani tarih coğrafya olsun. Ve Mezopotamya Dramaturji serisine başladım. Türkiye'de tarih çok tehlikeli bir şey. Yani tarihçiler Türkiye'de tarihten söz etmek çok tehlikeli bir iş aslında, iş dalı. Ve çok kavgalı bir alan. Coğrafya da öyle. Yani işte dört tarafımız düşmanlarla tanıştık. Hepimiz bununla büyüdük yani. Yine yapışkan ve tehlikeli bir alan tarih coğrafya. Ama bir taraftan da ben bütün bunlar üzerine birebir böyle komentler yapan işte işler yapmayacağım ama bu tarih ve coğrafya dediğimiz şeylerin de çok subjektif olduğu üzerine çalışmalıyım. Bunun da aslında bir artifisyellik içerdiği üzerine çalışmalıyım diye. Mezopotamya dramaturjilerini yaptım. O da bu arterde en son gösterdiğim işler. Orada da şeyden başladım yani modernite, modernizm dediğimiz aslında batıdan, tradisyonel olarak batıdan export edilen bir devrimi bizim coğrafyamızda ne şekilde geldiği, ne şekilde algılandığı ve burada ne tür iyilikler ve ne tür krizler yarattığı üzerine. Yani buradan başladım ama dediğim gibi o artifisyallik üzerine demin sözünü ettiğim subjektivite, objektivite bunları tarih ve coğrafya üzerinden sorgulayan bir seri iş yaptım. Bunun ikinci, yani bunları bitiremedim çünkü işte şeyden Mezopotamya'nın tepesinden başlayacaktım ama aslında bir takım fiktif Mezopotamyalar var. Mesela Arjantin'de Mezopotamya diye bir yer var. Orada da iki tane şey, nehirin arasına Mezopotamya denmiş. Ve ilk İsrail'e yani İsrail'e gidilmeye karar verilmeden önceki şeyde, idealde aslında Arjantin'e gitme ideali varmış. Fakat daha sonra ondan vazgeçilip esas orijinal Holy Land'ı, Promised Land'ı gitme kararı alınmış. Ama o ilk yer hala duruyor ve orada çok idealist böyle şey, Yahudi toplulukları yaşıyor bu eski orijinal Lamasopa, yani ilk düşünülen Lamasopa'dan yada. Tek özelliği de iki tane nehirin arasında olması. Yani coğrafya dediğimiz şey aslında bizim kafamızda kurguladığımız bir şey. Yani Fırat ve Dicle'nin arası Mezopotamya, orada da iki tane nehir. Ya da işte York, New York yani dediğimiz gibi. Yani bir yere özlediğiniz vakit, bıraktığınız vatanınızı New diyerek aslında çok olmayan bir yere işte Amerika'da atıyorum, Sürüyle şehirde olduğu gibi. Şimdi sonra başladım aşağı doğru inmeye, işte Suriye'den geçecektim, olaylar çıktı ve şimdi yani bekliyorum Suriye'deki olayların bitmesini, sonra Suriye'ye de devam edeceğim, Kuzey Irak.
gördüm. Böyle bu coğrafyada, bizim coğrafya diyorum artık ve bizim coğrafyada ya da bizim coğrafyanın şey yapıldığı, bir şekilde kendi yansımasını bulduğu, işte Arjantin'deki La Mesopotamya'da orada çekimlerini yaptım. Yani niçin Arjantin'e gidiyorum? Aslında o coğrafya dediğimiz şeyin cut and paste bir nosyon, artificial bir nosyon olabileceğini göstermek açısından. Ya da işte sınır, mesela işte su işim aslında yani hep bu doğu ile batı arasında köprü vesaire denilen durum. Ama Hong Kong'a gittiğinizde televizyonu açtığınız zaman işte Hong Kong, doğu ile batının birleştiği köprü orada da yani. Ve her yerde aslında yeni gelişen her yer doğu ile batının köprüsü aslında, sadece İstanbul değil. Bu bütün bunları gösteren bir seri işler aslında bunlar. Bütün bunlardan da uzaklaşıp tamamıyla ve tamamıyla fokusu kendi üzerime kurup kendi üzerimden artık yani coğrafya vesaire bütün bunlar bu işleri bitirdikten sonra bir seri iş yapmaya karar verdim. Bunun adı da fiction yani kurmaca. Yani non-fiction, fiction dediğimiz anlamda. Ama bunun ana materyali ben kendim olacağım. Yani kendime bakmaya karar verdim. Bir seri çok kişisel iş yapıyorum. Yani şimdiye kadar işte insanları kameranın önüne koydum ve onları bir şekilde kestim, biçtim, iç organlarını gösterdim, iç dünyalarını gösterdim vesaire. Ya da coğrafyaları kestim, biçtim, tarihe baktım, işte onunla oynadım. Ama bu noktadan sonra fiction'la beraber daha kişisel işler yapmaya karar verdim. Ve bu herhalde uzun bir süre devam edecek. Yani işte bunun içerisinde atıyorum annemin benim hakkımda yazmış olduğu, tutmuş olduğu günlüklerden tutun da işte ben küçükken evde çekilen film setleri, filmlerle alakalı işler, Türk sinemasına olan lakonik göndermeler, işte kendi özel hayatım ya da işte askerlikten aldığım askere gidemez çürük belgesi aslında orada ne oluyor? Mesela o işi niye gösterdim Biennale'de? Çünkü bir başka güç sizin kim olduğunuzu define ediyor. Bu role bakacak olursanız aslında bu yönetmen ve senaryodaki karakter ilişkisine birebir örtüşen bir şey. Yani ben o işi oraya işte Türkiye'deki askerlik durumunu protesto etmek ve bu işte eşcinsellerin askerlikte olan sorunların altını çizmek falan filan diye koymuyorum. Bunlar çok birebir ve magazinsel okumalar. Bunlara da ihtiyacımız var. Yani bunlara da ihtiyacımız var. Bunların üzerinden de surf yapmanın hiçbir kötü bir yanı yok aslında. Çünkü ister istemez bu okumalar olacak. Ama oradaki esas okuma, yani o işin önemi aslında nasıl ki bir senarist oturuyor bir karakteri yazıyor. İşte atıyorum Ayşe 30 yaşlarında işte şey esmer bir kızdır, dondurma yemeyi sever, sokakta işte kırıtarak yürür ve şöyle bir ailenin kızıdır filan diye yani senaryoda biz böyle karakteri nasıl yazarız, ondan sonra bir filmde oynatırız. Aslında bu askerlik belgeme baktığınız zaman da orada öyle bir teksti gördüm. Şöyledir, böyledir, şöyle kalkar, böyle oturur, şöyle konuşur. Yani oradaki politik bir güç sizi ne ol sizi yazıyor ve altında 18 tane imza ve damga var. Yani böyle buna karar veriyor ve sizden çok daha güçlü bir şey. Bu ta işte ta deminden beri bahsettiğim bu subjektif, objektif, ben kimim, yani kendini nasıl yaratıyorsun kameranın önünde
kimliklerimizi nasıl yaratıyoruz, bütün bunlarla birebir örtüşen bir şey. Benim sinemayla olan, sinemanın nasıl çalıştığıyla, fonksiyonlarını yerine getirdiğiyle alakalı aslında teknik bir mesele. Onun birebir hayat içerisindeki bir şey, örneği gibi. İşte bu fiction işlerimde böyle bu yakaladığım paralellikleri çıkartıyorum. Yani bunlara bakacağım. Beggars, belki İstanbul Modern'deki sergiyi görmüşseniz görmüş olabilirsiniz. Bu 7 tane ekrandan oluşuyor ve özellikle bunu siyah beyaz çektim. Çünkü siyah beyaz tradisyonel olarak dokümanterin bir şey siyah beyaz gördüğünüz zaman onun nedense haber niteliği daha yüksektir ya da dokümandır, yani belgedir. İkincisi, bu gene teatrallik, artifisiyellik durumu, ama bir taraftan da bu gerçek dediğimiz şeyin aslında üst üste düştüğü ve gri bir alana düştüğü bir nokta. Çünkü bir taraftan çok gerçek olmayan bir durum var ya da ondan şüpheleniyorsunuz. Acaba bunlar gerçekten dilenci mi yoksa rol mü yapıyor? Ama bir taraftan da hayatın tam hani bone dry reality deriz ya, öyle kupkuru en gerçek bir noktası, yani sokak ve işte ölüyorum, mahvoldum falan durumları. Yani hem bir oyun var, bunun bir sanat olduğunu da düşünebiliriz ya da bir performans işi olduğunu da düşünebiliriz. Hatta geçen gün, yani bu işi yapmaya yaşım için karar vermiştim. Harbiye'de yürüyordum, 3 tane dilenci yürüyordu. Bir tanesi, yani böyle sohbet ederdi, 3 tane kadın yürüyor. Bir tanesi şeyini unutmuş, görme engelliyim levhasını unutmuş. Öyle yürüyorlar, yani işleri bitmiş, 9 to 5 iş bitmiş yani, ve eve dönüyorlar. O noktada o tiyatro çok güzel işte, yani bir tarafta hani opera gibi de düşünebiliriz. Yani opera aslında ne kadar sürreal ve en olamayacak abartılı bir sahne sanatı. Ama bir taraftan da çok gerçek olduğunu iddia ediyor ve hayatın içerisinde sokak performansı gibi yani. Bu iki şey, yani gerçekle gerçek olmayanın birleşme noktası gibi gördüm bu dilencilerin yaptığı performansı. Performans mı, gerçek mi, onu da bilemiyoruz. Ve hani tam bir sınır yok, böyle siyah ve beyaz diye bir sınır yok, örtüşüyor. O gri alan var. O gri alan, yani bu dilencilerin işte bulunduğu ve var olduğu gri alan benim çok ilgimi çekti. Çünkü aslında tarihsel olarak baktığımızda ben bu soruları kafamda geçmiştim. Ama arada sırada geri dönüp bazı işte ayarlamalar, yani ha bu beggars'ı yapmalıydım aslında diye dönüp yaptığım işlerden bir tanesi. Ve bunu yaparken de tabii şöyle bir şey yaptım. Yarısını oyuncu, yarısını gerçek dilenciyle çektim. Ve bunları birbirine karıştırdım. O zaman ortaya bir sentetiklik zaten çıkıyor. Yani genelde de insanlar hep, o da enteresan, oyuncuları gerçek, gerçekleri oyuncu zannediyorlar. Yani o bunu mesela ruhumu asladı da başka türlü yapmıştım. Daha ilk kariyerimin başında. Orada da bir transseksüelle çekim yaptım. Ama o, yani transseksüel olmasının tabii ki iki tane önemi var. Birincisi, yani birinci dereceden
enteresan bir varlık olması, renkli, enteresan, hani dışarıdan böyle merakla bakacağımız bir varlık olması. Ama aslında esas nedeni yaptığım filmin kendisi transseksüel bir film, yani travesti bir film. Çünkü sinema yapıyormuş gibi ama aslında değil. Yani film içerisindeki her rol aslında sahte bir roldü. Ben yönetmenmişim gibi çekiyordum ama yönetmen değildim. Sanatçı pozisyonda çekiyordum. O büyük bir starmış gibi çekiyordu. Aslında starlıkla filan alakası değil ama Türkan Şoray taklidi yapıyordu. Yani bu hayattaki artifisiyellik ve oynama üzerine yapıyordu. Ve filmi çekerken de bunun tabii ki filmin kendi içerisinde bir şekilde yaşaması gerekiyor. Bu tarzın. O tarzı da şöyle hayata geçirmeye karar verdim. İlk başta konuşturdum ve çektim videoya. Daha sonra videoda söylediklerini, transkripsiyonunu yazdık. Sonra ben geri döndüm kendi şehrime. O bütün o kendi söylemiş olduklarını ezberledi. Yani kendi kendisini ezberledi. Böylelikle ne oluyor? Hayatta şu an işte sohbet ediyoruz. O sohbet sırasındaki söylediklerimi aslında birden senaryoya döndürüyoruz. Tekste döndürüyoruz. Ve kendi kendisinin söylediklerini ezberledi ve kendi kendisini tekrardan oynadı. Ben bir daha geldim aynı setlerde, aynı kıyafetlerde. Kendi kendisini bir daha oynadı. Ve bu sefer set oluştu. Bir tanesi o işte ilk gerçeklik, ikincisi de aslında ikinci gerçeklik. Ve bunların ikisini montaj yaparken birbiriyle karıştırdım. Böylelikle ortaya böyle tam travesti bir film çıktı işte. Yani sentetik bir duygu geçiyor karşı tarafa. Yani bu gerçek mi değil mi? İşte hep benim izleyiciyi bırakmayı sevdiğim kendi kendisini aslında sorgulama noktası. Yani bu eser bana ne diyor ve niçin beni böyle manipüle ediyor? Aslında ben yaptığım bütün işlerde bir şeye cevap vermeyi değil daha fazla soru sordurmayı seviyorum. Çünkü o mesaj denilen şey zaten çok yine sübjektif bir şey ve herkesin her türlü mesajı olabilir hayatta ve hepsi geçerlidir aslında. Ama önemli olan mesaj vermek değil, soru sormak. Çelişki denilen şey aslında hep çelişkiden söz ederken hep negatif bir şekilde bahsediyoruz çelişkiden. Ama çelişki aslında güzel bir şey. Çünkü soru sormamıza yol açıyor. Tutarsızlık aslında güzel bir şey. Hayata baktığınızda hiçbir şey tutarlı gelişmez. Her şey tutarsız gelişir aslında. Ve o tutarsızlık güzel bir şey. Çünkü bizim soru sormamızı sağlıyor bir taraftan da. Ben hep işlerimi bu tutarsızlık, çelişki ve sübjektiflik üzerinden kurmaya çalıştım. Erdemci, belki duymuşsunuzdur, şimdi İstanbul Bienali'nin küratörü olacak. Fulya Erdemci Moskova Bienali'ni yapıyordu ve bana dedi ki Kutlu, işte bu market force, işte o zamanlar çok sıcak Rus parası, sıcak Çin parası, Hint parası sanat dünyasına böyle akıyordu ve hatta ben Amerika'daki galerimden ayrılmıştım çünkü böyle entelektüel başlayan ya da daha entelektüel demesem bile daha düzgün başlayan bir galeri birdenbire altın, parlak, böyle işte şey neredeyse hani bir şey, hat eksikti yani galeride. Çünkü çok büyük para akmaya başladığı için şey, taste değişti ve biraz sıradanlaştı. Ve benim çok fazla içinde bulunamayacağım bir ortama döndüğü için ben ayrıldığım bir dönemdi galeriden. Kendime başka daha böyle entelektüel bir galeri buldum. Çünkü oradaki sanatçıları da daha fazla seviyordum. Tam bu dönemdeyken işte bütün bunları konuşuyorduk. Yani market force
nasıl kontente aslında etkileyebiliyor ve bu doğru mudur, yanlış mıdır? Tabii bir taraftan sanatçının galerisinin olması ve kolektörlerle ilişkisi olması ve satış yapması, özellikle pahalı, benim gibi pahalı üretimi olan sanatçılar için it's a lifeline, yani olmazsa olmaz zaten. Ama öbür taraftan da hani kolektörün taste'i, zevki bu kadar fazla sanatçının yaptığı işin içeriğini etkileyecekse, o zaman ne oluyor? Ismarlama eser artık üretmeye başlıyorlar ki şu an dünyadaki aslında en önemli diye bilinen sanatçıların hepsi bu üretimler. Mesela işte Damien Hirst, mesela Ai Weiwei, yani bu tür sanatçılar aslında baktığınız zaman büyük müzeler tarafından gösteriliyorlar. Neden? Çünkü bu büyük müzelere o kolektörlerin büyük yatırımları ya da yardımları oluyor. Onlar kendi kolektördükleri sanatçıları gösteriyorlar. Ve böylelikle bir şekilde o checks and balances, olması gereken checks and balances sistemi bozuluyor. Ve insanlar aslında inanılmaz gereksiz paraları inanılmaz kötü sanata da aktarıyorlar. Bu bütün coğrafyalarda olan bir şey. Yani sadece Türkiye'de olan bir şey değil, bütün coğrafyalarda olan bir şey. Özellikle o dönemde, yani bu büyük kriz, kredi krizi, bankalar krizi olmadan önce çok büyük bir şeydi, sorundu. Hatta bir noktada Venedik Viyeneli Cannes Film Festivali'ne gibi olmuştu. Yani herkes yatlarıyla, helikopterleriyle falan geliyordu. Ama mesela ben ilk gittiğimde öyle bir şey değildi. Yani çok böyle bir değişime uğradığı bir dönemdi. Şimdi Moskova Bienali'nin teması, temalarından bir tanesi de bu market forces vesaire üzerineydi. Benim bu kadar söylediğim kadar basit değildi aslında, ama ben basitleştirmeye karar vermiştim o noktada. Çünkü fazla gereksiz derin buluyorum bazen bu. Hani entelektüel kısmını da fazla gereksiz akademik buluyorum. Ben şöyle bir performans yapacağım dedim. Yani işte bu çok şeydir, küratörler gelirler Türkiye'den sanatçı bakmaya. Hani halıcıya gelirler. Yani ondan sonra bir şey stüdyo dolaşırlar. Sizin onda ne var, o ne yapıyor. Ama mesela hiçbir zaman şey olmaz, bunun tam tersi olmaz. Mesela işte bir Türkiye'den ya da atıyorum Lübnan'dan bir küratör Paris'e gitti ve Fransız sanatı, Fransızlar ne yapıyor bir geleyim göreyim diye, hani biz Fransız, established bir Fransız sanatçı arayamazsınız yani. Şöyle suratına tükürür herhalde bir sopikten filan adamı. Ama burada öyle değil. Burada biz hani daha yükselme dönemindeyken böyle bir sistem var. Hala da biraz var. Ben şeyi göstermek istedim. Yani bu dışarıdan gelen force ve bakış aslında sizi nasıl maymunlaştırabilir bir taraftan, ya da olmadığınız bir şey olmaya zorlayabilir. Ama bunu yaparken de aynı şekilde bunun içerisinde bir çeşit protest olmasını istedim. Yani işte bir taraftan da dalga geçmek istedim. Böyle bir performans, yani işte sakallarımla ağzımda ciklet çiğneyerek böyle bir kaşar dansöz performansı yaptım. Turkish Delight koydum isimleri tabii ki. Ama tabii ben de aslında kendim de bir şekilde kaşar olduğum için, yani sonuçta yani art piyasası içerisinde bir de provokasyon yapmayı da çok seviyorum. Yani doğan bu. Tam aynı zamanda New York'ta şey açılıyordu. Armory Show. Yani tam işte o marketin şeyi, ana damarlarından bir tanesi. Orada da
daha ufaklarını üretip onları da çifte kavramış. Yani lokum çifte kavramışları da piyasaya sürdüm New York'ta aynı anda. Tabii bu sefer politik olarak işte Kutlu Adıman böyle bir şey yaptı filan diye Moskova'da böyle alkışlayanlar birden orada çifte kavrulmuşları gördü. Çifte kavrulmuşları görenler işte Moskova'da protesti gördü. İki tarafta ne bana güvenip ne bana güvenmemeleri gerektiğine gene karar verdiler. Yani öyle dengeleyip yoluma devam ettim. Turkish Delight bundan yola çıktı. Bu Mezopotamya dramaturjisinin bir parçası işte. Ve demin sözünü ettiğim La Mesopotamya'da çektim bunu. Orada Iguazu şelaleleri var. Iguazu şelalelerini çektim. Bu tabii artık yani şey insanlarla uğraşmayı bırakıp daha ziyade su ve işte border ve coğrafya üzerine, tarih üzerine çalıştığım bir dönem. Onun için daha işlerimin heykelleştiği bir döneme de tekabül ediyor. Arka tarafta şurada su işimi görüyorsunuz. Bu da İstanbul Boğazı'nı bir yıl boyunca çektim ve işte her line ayrı bir zaman ve mevsime tekabül ediyor aslında. Değişik zamanlarda ve mevsimlerde. Bunlarda bazılarında yazılar var, bazıları daha modernist çizgilerle oluşuyor. Bir başka önemi de aslında ben bu işi çok daha başka bir şey yapacaktım aslında. Yani bir küp yapacaktım ve ters akan bir su yapacaktım. Bunun etrafına, yani bu ideal bir şeyi temsil edecekti, durumu temsil edecekti. Etrafına da bütün bu Mezopotamya dramaturjisi koyacaktım. Fakat o Arap Baharı başlayınca daha böyle kıyamet patladı ya her şey birdenbire. Hem o bu kıyamet durumuna yani kafamdaki küpü aslında bir şekilde açtım. Ve daha bir o bu zamanı daha iyi yansıtan, zamanın ruhunu daha iyi yansıtan bir iş. Yani bunu böyle yapmam gerektiğini hissettim. Ama bir taraftan da şu arka tarafta gördüğünüz işler aslında küfi harfler. Ve çok dingin harfler bunlar. Bunun formuna baktığınız zaman buradaki harflerin hareketlerini imite ediyor. Ve buradaki bu dinginlik ama bunun bu sanki onun bir detayının close-up'ı gibi, yakın çekimi gibi ve içerisinde şiddeti barındırıyor. Yani o şuradaki bir harfin içerisinde çok dingin olarak gördüğünüz durumu sanki mikroskopla bakmışsınız, yaklaşmışsınız meyhemde ve içerisinde aslında çok büyük şelaleler akıyor, patlamalar oluyor. Yani dingin olan, tehlikeli olanı, şiddetli olan da aslında barışı karşılıklı olarak, yani yin ve yang demek istemiyorum aslında. Çünkü yin ve yang hani karşılaşırlar, bunlar iç içe geçmiş aslında. Zaten hepsi bir. Birazcık bunu da bu sergi kapsamında bununla oynadım. Yani buna bu enstalasyona, bu formu vermemin nedeni arkadaki küfi harflerden dolayı. Karşısında ki iş, yani şimdi sergide ortada patlama var aslında. Burada da düz çizgilerden oluşuyor. Füsun sende olan işler. Yok değil sen. Yani Biennale gösterdiğimiz versiyonumuzda. Sizde olan. Evet. Bu modernist çizgiler. Yani bu da Boğaz'da yapmamın nedeni de aslında bundan dolayıydı. Çünkü Bizans sergisi yapılıyordu Paris'te. Bizans, Konstantinopolis
iki şehir için bir değildi. Bir liman mıydı? Öyle bir sergi yapılıyordu. Bu hani Fransa'da Türkiye yılı yapıldı ya, yapacağız dediler, yapmayacağız dediler vesaire olaylar. Neyse, o Grand Palais'de ki sergi için aslında bu işler ısmarlandı. Ve bir yıl vakit vardı ve ben de tam işte bu Mezopotamya dramaturjileri üzerine düşündüğüm zamandı. Yani coğrafya, East meets West sloganı diyeyim vesaire. Bir iş, yani bir seri iş modernist çizgilerden oluşuyor. Yani o işte düz ya da böyle çizgiler, yani dil artık fonksiyonunu yitirmiş, başka bir şey, görüntüye dönüşmüş hali. Karşısına da tam karşısında da klasisist, yani modernistin karşısında, yani burada modernist olanı asılı, ortada patlama var, burada da klasik, yani batı, doğu yakası, Boğaz'ın doğu yakası, yani doğudan gelen, o da klasisist, orada da La İlahe İllallah yazıyor. Şunun içerisinde küfi ile, bir de bunun diptik bu işler, yani tam tersi. Tam tersi olmasının nedeni de tabi aslında bu da çok enteresan, bunu bir anekdot olarak anlatmak istiyorum. Ben bu işi ilk defa şeyde gördüm. Şurada, şimdi bulamam. Rüstempaşa Camii'nde, şeyde, Eminönü'nde, Mimar Sinan'ın Rüstempaşa Camii'nde gördüm. Girişte böyle aynı La İlahe İllallah yazıyor. Bir de onun tam tersi var. Mirror. Ve bu uzun süre araştırılmış Türkiye'de. Niçin ters? Yani özellikle de La İlahe İllallah ters yazdığında, yani o zamanlarda tehlikeli olmuyor mu? Bir caminin içerisinde, yani nasıl ters yazabilir falan filan diye. İşte Nazan Örçer'i aradım. Bilmiyorum dedi. Yürü Necipoğlu'nu aradım. Yani bu işte bilmesi bilebilecek herkesi aradım Türkiye'de. Hepsi tam nedenini bilemiyoruz. Herhalde bir sıkıntı dekorasyon filan dediler. Ve ben gene de bunu aynen Mimar Sinan'da olduğu gibi ayna şeklinde yaptım. Hep kafamda şey diyorum. Herhalde süfizmle filan mı alakalı olabilir? Hani o hani ambulans yazısını da aynada düz görelim diye ters yazarlar ya ambulansların önüne. Yani bir şey ters gördüğünde aslında okuyanı altını çiziyor. Yani the eye of the beholder filan diye. Ben bu türden teorik okumalar filan yapıyorum kendi kafamda. Çünkü kendi işlerim, geçmişteki işlerimle de bu tür düşünmek ki, yani geçmişte yaptığım, benim sözünü ettiğim düşüncelerimle de çok bağdaştığı için. Fakat sonra Lahore'da böyle bir evi geziyorum ve evin içerisinde çok eski şey, hat koleksiyonunu geziyorum. Böyle 600 yıllık falan bir koleksiyon. Böyle bir minyatürü 15 yılda falan yapıyorlar, yapmışlar. Yani işte bayağı çok güzel bir koleksiyon. Büyüteçlerle falan bakıyorsunuz. Detaylar falan inanılır gibi değil. Ama insanın gözü hemen gider ya böyle simetrik bir şey. Orada gördüm küfüyle yazılmış La İlahe İllallah bir de tersi. Bu ne dedim hemen ve niçin böyle hani diye. Dedi o çok basit bir şey dedi. Çünkü hattatlar sağ elle yazdıktan sonra bir de sol elle yazmayı öğrenirlermiş. Ve master class, yani şey, saraya kabul edilebilmek için sağ elle yazdıktan sonra aynı şekilde hatasız sol elle yazmaları gerekiyor. Ve son imtihan olarak da iki elle bir
koltukta yatıyorlar ve böylelikle mirror image çıkmış oluyor. Yani çok teknik aslında bir durum. Tabii bizim tarihsel kopmalarımız çok ciddi olduğu için Türkiye'de, yani işte aslında kendimize artificial bir tarih yazdığımız, artificial kimlikler, kimlik hikayeleri yazdığımız, bütün bunları daha yeni yeni fark ettiğimiz için burada bu tür kopmalar inanılmaz var. Ama işte birazcık İran'a gidince, birazcık Suriye, birazcık Irak, birazcık Orta Doğu, biraz Pakistan, Afganistan, Hindistan, Kuzey Hindistan, buralara gittikçe aslında Türkiye'deki çoğu şey daha tarihsel perspektifinin ne düşüyor ve neyin nereden geldiğini anlıyorsun. Mesela işte Hindistan'daki Türk İmparatorluğu, Babür İmparatorluğu'nun eserlerine baktığın zaman aslında Topkapı Sarayı'nın onun devamı olduğunu fark edebiliyorsun. Ama burada tabii, yani benim bunu yaşamam ve hatta bunu işte Türkiye'de en iyi bilecek insanlara gidip sormam ve onların bile bunun cevabı olmaması açıkçası şey... Pardon, İlber Ortanca'ya sormayı denedin mi? Yok. O bilebilir. Bu böyle. Beni öyle kolay kolay dövemez. Mesela şu işi de, bu işi ben yapmadım. Ama bu işte çok sevdiğim bir işim. Çerçeve bu işin ismi. Bunu Lightbox olarak büyütüp gösterdim. Bu İzzettin Çalışlar'ı tanıyorsunuzdur herhalde. Hasan Çalışlar, İzzettin Çalışlar, Mimar Hasan Çalışlar. Bu İzzettin'le Hasan'ın büyük dedesi, Genelkurmay Başkanı Çalışlar Paşa. Ve çok önemli bir adammış. Erzincan ziyareti sırasında çekilmiş bir fotoğrafı. Bu yüzden de benim aile, yani onların babasıyla benim babam çok yakın, Galatasaray'dan sınıf arkadaşı. Bir şekilde bizim aile fotoğrafları arasında onun fotoğrafı karışmış ya da vermişlerdir vesaire. Bunu ben şöyle fotoğraf olarak buldum ve tabii ki ilk gözüme çarpan şey, nasıl oluyor da bu arkadaki adamların böyle kesildikleri. Ve birden şeyi fark ettim, yani bunu tam ortaya ben oturtmadım tabii ki. Bu böyle tam ortalanmış. Şimdi bizim resim tarihimize baktığımız vakit aslında, yani Doğu Bizans tabına dair tabii ki, orada birisini gösterdiğiniz vakit onu toplumdaki gücüne, hiyerarşiye göre çiziyorsunuz. Yani orada belirleyici olan şey o kişinin ya zenginliği ya da politik gücü. Mesela işte Bizans şeylerine baktığımızda imparator her zaman böyleyse, İmparatoriçe onun yarısı, ondan sonraki diğer politikler bu kadar, ardından halk şu kadar falan, öyle çizilir ya. Daha sonra bu Rönesans'ta bir kırılma yaşıyor ve Rönesans'ta her şey gerçekçilik, akılcılık geliyor resim tarihine. Çerçeveleme de perspektif nosyonu yaratılıyor. Bizim şeyimizde, tradisyonumuzda perspektif de yok. Çünkü perspektifi koyduğun an, mesela önemli bir generali arkada gösterdiğinde küçük göstermek zorunda kalırsın. Böyle bir şey yapamayacağın için zaten o hiyerarşi her şeyi mahvediyor. Yani gerçekçiliği, akılcılığı her şeyi mahvediyor. Çünkü o büyük olmak zorunda. Minyatür de öyle değil midir? Minyatür de öyle tabii ki. Şeyde yani sadece Bizans değil, Bizans'ı zaten Doğu'nun bir parçası olarak görmek lazım. Yani
Bizans aslında bir Asya sivilizasyonu olarak görmek lazım. Fakat Avrupa'da Rönesans'ı geçirmiş, yani Batı Roma İmparatorluğu'nda Rönesans'ı geçirmiş olan toplumlarda birden fotoğraf gibi resimler yapılmaya başlıyor. Yani gerçekçi, duyguları gösteren, hiyerarşi istediği kadar kral olsun, boyu kısaysa kısa vesaire. Şimdi burada Türkiye Cumhuriyeti tarihine baktığımız vakit bir taraftan işte o cumhuriyetin en modern olabilecek o zamana göre üniformalı ve modernizing force, güç askeriye ve fotoğrafı kullanıyor. Ama hiyerarşi o kadar hala önemli ki, yani o tam Rönesans o kadar daha içine geçmemiş ki arkadakilerin kafasını kesmek pahasına bunu ortalıyor. Yani fotoğrafın kendi fotoğraf makinesini kullanıyor ama fotoğraflama mantığını kullanmıyor. Fotoğraflama mantığında oryantal ama dış görünümünde, yani tekniğinde Avrupalı. Bu da bizim Türkiye'yi çok iyi anlatan bir şey. Birçok konuda ve hala. Bu benim o yüzden Mezopotamya dramatürjeleri işimde anahtar iş. Yani bütün işlerde zaten aslında bu iki çatışmayı gösteriyorum. Yani bu paşa ile aynı fotoğraf içinde olmaması gerekiyordu. Gözden düşmüştür. Bu işte Stalin'de de var. İşte Stalin Rusya'sında da var. İşte İngiltere'de de var. Fransa'da da var, Nazi Almanya'sında da var, Türkiye'de de var tabii ki. Burada şöyle, ama şu şeyi unutmuşlar. Katraj. Evet, yani orada bir çalışma yapılmış çok belli. Meğerse o fotoğraf olduğu ortaya çıktı bunun. Yani o çalışmanın yapıldığı fotoğraf. Çünkü çizgi şey, mürekkep, orijinal ıslak mürekkep. Ve de burada, bak şu arkadaki adamın suratı gereksiz bir şekilde beyazlaşıyor. Şurada, o da güzel ortaya çıktı. Güzel yani. Güzel, biraz sarsın. Ama tabii burada şöyle bir şey var. Bu da işte contemporary art'ın en güzel yönlerinden bir tanesi. Bu fotoğraf başka bir amaçla çekilmiş. Ama ben bir sanatçı olarak bunu alıp başka türlü bir söylemin üzerine bindirmen vasıtasıyla kendi eserim yapabiliyorum. Yani contemporary art'ta bu hep sorulan bir şeydir. Mesela modernistler bunu hep sorgularlar. Mesela Okan Bayülgen'le geçenlerde konuşuyordum, benim fotoğraflarımı çekti. Tuttu dedi, yani ben şeyi anlamıyorum, bazen işte bu intihale karışık girmiyor mu? İntihal olmuyor mu? Yani sen birinin eserini alıyorsun, bir şey yapıyorsun. Hayır, olmuyor. Çünkü sen birinin eserini alıp onu üzerine başka bir söylem bindirdiğin vakit, tabii karanlık bir evreye, yani tam açık bir şey değil. Ama bu hala tartışılan bir şey. Yani var olan bir şey alıp onun üzerinden konuştuğum vakit bunun ne kadarı freedom of speech, ne kadarı başkasının eserini çalma ya da alma. Yani bu her defasında case by case konuşulan bir şey. Ama Batı'da bu genelde artık bir terbiye olarak oluştuğu için sorun olmuyor. Hatta bunu kanunlara da yazarken İşte şu kadarını alabilirsin ama şu kadarını alamazsın. Şu kadarı özel izne bağlı ama bu kadarı ne alabilirsin diye şeylerde yavaş yavaş kanunlar değiştirmeye başlandı. O açıdandır ben genelde hani başkasının çektiği bir şeyi göstermiyorum ama bu işi göstermek zorundaydım çünkü benim için çok önemli bu frame. Edward Lear'ın yarattığı bu tekerlemeleri, yani bir İngiliz'in bile anlamakta zorluk çektiği tekstleri İngilizce
öğrenen öğrencileri okuttum. Zaten bir İngiliz kendisi de anlamıyor ama bir de İngilizce öğrenmeye yani double jeopardy durumu. Tabii aslında böyle çok kabaca bir bakacak olursak şey zannedilebilir. İşte ülkemizdeki eğitim sisteminin işte yetersizliği üzerine bak sanatçı ne güzel bir şey yapmış falan. Tabii öyle bir şey değil. Aslında buradaki mesele şu, İngilizce lingua franca olarak baktığımız bir dil artık bütün dünyada. Yani dünyanın komünikasyonu İngilizce üzerinden gidiyor ve gittikçe de artıyor bu. Belki de bundan 100 yıl sonra sadece İngilizce olacak dünyada. Ama işte bunun ya da çünkü ya da, ama bir taraftan da bu bunun işte hani demin sözünü ediyordum ya yani modernite nasıl giriyor bir taraftan yararlı fonksiyonel ama bir taraftan lokal krizlere neden oluyor. Bu İngilizce mesela giriyor değişik coğrafyaları ama şu an mesela Oxford Dictionary Hint İngilizcesi, Pakistan İngilizcesi, işte Güney Amerika İngilizcesi, Çin İngilizcesi diye ayrı ayrı dictionary'lerde çıkartmaya başladı. Çünkü her dil bir şekilde İngilizce alıyor ama kendi strüktürüne göre de birazcık değiştiriyor ve kelimeler ekliyor. Bunun üzerine aslında bir iş. Yani tam olarak modernite dediğin şeyin de belki başarıya ulaşamadığı ve bu lokal krizlere de yol kazaları diyorum ben bunlara. Yol kazalarına neden olduğu üzerine işler. Ve tabi bunun üzerinden kendi modernite, modernizm, kendi modernizm maceramızı sorgulayan. Yani şimdi ben bu işleri Erzincan'da çektim. Tabi devamını Ortadoğu dediğimiz yerde yani bölgede devam ettirecektim. Ama şu an Suriye krizinden dolayı devam ettiremiyorum. Hepsi bittiğinde bu sadece hani Türkiye'ye spesifik bir şey olarak bu sergi Türkiye'ye spesifik olarak bir sergi olmayacak. Yani Arter'deki sergi aslında birinci bölüm demek zorundayım şu an. İkinci bölümünü henüz hayata geçiremedim. Ama çok kısa yükleyebiliyorum. Onun için inşallah şey connection evet bu şimdi şey normalde işte ortada da Shakespeare'in tüm eserleri oynuyor bu Shakespeare'in tüm eserleri de işte Shakespeare'in bütün folyodaki komedileri, trajedileri ve tarihleri zannedersem 32 ya da 33 eseri. Bütün bunları elle yazdık filmin üzerine ve filmi gösterdik. Yani direkt helikülün üzerine yani normalde nedir? Bunlar oyundur aslında ve oynanır. Yani reprezentasyon yapılır. Ama biz bunu direkt filmin üzerine yazdık. Yani birebir baktık. Yani ikinci derecede fonksiyonlarına bakmayıp birebir baktık ve filme aktardık. Yazarak aktardık, fiziksel olarak aktardık. Ve bunu gösterdiğin zaman ortaya çıkan şey aslında gene bir sanat eseri. Yani bunun üzerinden bir provokasyon yaratmak üzere böyle işte 33 tane oyun 3,5 dakika sürüyor galiba tamamının artması. Ortaya konseptüel bir
Yani dizaynı bir tablo çıkıyor. Ve içinde bütün aslında Shakespeare'in teksti var. Yani o filmin içinde bütün tekst tamamıyla el yazısıyla içinde barındırıyor bunu. Aynen o büyük kitabın ya da oyunların o fikirleri barındırdığı gibi. Ama bunu reprezentasyon yoluyla değil, prezentasyon yoluyla barındırıyor. Reprezentasyonla prezentasyonun çakışması da zaten sinema tarihinde reprezentasyon nedir, prezentasyon nedir sinema tarihinde zaten en önemli şeydir. Çakışmadır. Çünkü reprezentasyon fiction'dır. Prezentasyon da documentary'dir. Bir şeyi prezente ettiğiniz zaman onu belgelersiniz. Bir şeyi anlatırsınız. Reprezente ettiğiniz zaman da kurgularsınız, sahnelersiniz. Yani sahnelemekle, kurmacayla sunma arasında gidip yani bunu çakıştıran bir iş. Öyle söyleyebilirim. Dramaturjiyiz tam olarak ne demek? O Türkçe'ye tam olarak oturmuyor. Yani tiyatrolar da diyemezsin. Dramaturjiyiz aslında bir dramanın yani bir şeyi oynamanın, bir tiyatronun ön araştırmasını yapan insana dramaturg diyoruz. Yani işte hangi dünyası nedir, ne yerler, nasıl davranırlardı, nasıl ayağa kalkarlardı o insanlar o tarihte, nasıl otururlardı, nasıl ayağa, nasıl konuşurlardı falan filan, ne yerlerdi, ne içerlerdi. Bütün bunu araştıran kişi yani tiyatrolaştırıcı. Bizdeki bu işte bir taraftan hani şapka devrimi, dil devrimi vesaire gibi devrim diye sunulan bu şeyler var ya, idealler mi diyeyim artık ya da politik hareket ya da işte tekrardan yapılandırma durumları. Aslında bunlara bir başka bakış açısıyla da bir guideline olarak da bakabilirsin. Yani sahneye ancak buradan yürüyeceksin, şimdi oturacaksın, kalkacaksın, selam vereceksin ve böyle olacaksın. Bu drama, yani bir şeyi gene yazmak, bir kimliği yaratmak ya da örnek bir toplumu yaratmak ve bu ne derecede işe yarıyor, ne derecede yaramıyor, fonksiyonları nedir, ne değildir. Bütün bu tartışmaları tekrardan açmak üzerine. What is next? Ben şimdi fiction, bu fiction üzerine yavaş yavaş çalışıyorum. Bir onları yapıyorum. En son Channel 4 için bir geçen hafta bir şey çektim. İş çektim. Bir dakika, burada upload edilmiş mi onu bilmiyorum. Henüz yok. Burada. Evet, buradan çok bir fikir elde edemezsiniz ama şey, en son Channel 4 için bir iş yaptım. Bir de Rafik, işte Mezopotamya Dramaturjisi bitirmeyi düşünüyorum. Artı esasen sinemacı olduğum için şimdi filme hazırlanıyorum. Yani esasen sanatörsüm. Sinema ve bu işler, onların dışında çok fazla bir şey yapmıyorum. Sergileri de durdurdum açıkçası. Çünkü biraz yani İstanbul Modern ve Arter sergisinden sonra artık hep o boyutta sergilerle devam etmek istiyorum. Çok ufak sergilerle vakit kaybetmek istiyorum. De işler dünyayı geziyor. Geziyor ama işte o sergilerde de mesela atıyorum bir karma sergide bir tane benim eserim bitsin falan, onunla uğraşmak, onun düzgün yapılmasını sağlamak yine bayağı bir zaman ve enerji alıyor. Hani birazcık onları indirip solo şovları konsantre oluyorum ve
İşte bakalım. Yani daha çok nerede yaşıyorsun? Sorabilir miyim? İstanbul ve Londra. Ama daha fazla İstanbul bugünlerde. Şu Maxi'deki eserin hani Maxi'de bu Mezopotamya dramaturjisinden söz ettim ya, evet. Arter'deki sergi hemen hemen aynısı ama şey yoktu o zaman, kıyamet yoktu. Maxi'de ilk o gösterildi. Çünkü, ilk Maxi'de gösterildi. Maxi'den önce Linz'de gösterildi. Şimdi bizim sistemimiz de şöyle, yani komisyonlar var. Orada kalıyor değil mi Maxi'de? Yok. Ama onlar bir tane eser aldılar, o kalıyor. Şey, kolon. Yani o da aslında bir bankaya ait ama Maxi'de gösteriyor. Sonra alıp başka bir... Uzun süre hediye mi? Long term loan. Ben şeyi sormak istiyorum ise, bu ilham alma süreci mi desek buna? Şimdi tarihten, gelenekten, kültürel birikimden de iz düşümleri görünüyor ama bir şu anda fiction dedim. Mesela kendi içime dönmeyi seçtim, kendimle ilgili bir iş üzerine çalışıyorum dedim. Mezopotamya'nın devam ediyor, onun devamını göreceğiz. Birdenbire böyle bir çizgide giderken dünyada bir olay oluyor veya duygusal anlamda bir şey deneyimleyip birdenbire böyle bir başka bir konuya geçiş veya dönüşüm olsun mu, yoksa hakikaten böyle 1-2 yıllık planlama üstüne mi gidiliyor? Yani süreç nasıl işliyor diye merak ediyorum. Bazen bir U dönüşü olabiliyor mu gibi sormak istiyorum. Valla bu aslında sanatçısından sanatçısına değişen bir şey. Ben planlı programlı gidiyorum. Evet. Biraz böyle otistik bir tarafım var. Yani böyle bir şey kafamı taktım o olmadı. Olmazsa biraz kriz geçiriyorum. Ama kendim bazen de etkilenebiliyorum. Yani form, özellikle form değişiyor ve bütün yaptığım işlerde aslında çekmeden önce çok fazla plan ve programlama, yani şunu böyle çekeceğim, bunu şöyle çekeceğim diye çekmiyorum. Yani sinemanın tam tersi aslında. Daha ziyade montaj sırasında kurgu yaparken eseri ortaya çıkartıyorum. Nasıl göstereceğimi de başta bir fikrim oluyor ama ne şekilde göstereceğimi, o çok değişen bir şey. Evet. Mesela atıyorum, demin mesela Füsun sordu, kıyameti hep bu şekilde mi gösteriyorsun? Şimdilik bu şekilde gösteriyorum ama mesela daha dün FFF diye bir işimi gene öyle fix bir şekilde göstermem gerektiğini düşünüyordum ama kafamda bir başka alternatif oluştu. Şimdi o şekilde de göstereceğim, deneyeceğim en azından. Bazen o kırılmalar, hani değişmeler olabiliyor. Bazı işlerim zaten ona izin veriyor, multi screen oldukları için. Bazı işlerim ise vermiyor. Hangi işi üreteceğime gelince yani çok büyük bir kriz ya da çok büyük bir şey yaşamazsam herhalde çok değiştirmem yapacağım şey diye düşünüyorum. Çünkü ben zaten hani yaptığım eserleri, ortaya çıkardığım eserleri biraz rapor olarak görüyorum. Yani benim bir araştırmam var aslında. Ve bu araştırmanın tam dönüş noktalarında, virajlarda bunu rapor etmen, bunu rezüme hale getirmen ve bu, gerekiyor diye düşünüyorum. O an hani bir akademisyenin kitap yazması gibi aslında. Onu çıkartıyorum ama ben yoluma devam ediyorum. Onun için o hiçbir zaman o kadar fetişleşmiyor yaptığım işler. Yani bazen onu değiştirebilirim. Eserlerimin alıp başkaları tarafından başka hallere dönüştürülmesi de hoşuma gidiyor. Mesela Eric Trogoff'la Deregulation diye bir show yapıyorduk. O tamamıyla kendi konsepti üzerinden bir show yaptı ama benim eserlerimi kullanarak bir süre böyle çalışmıştık. Bu da çok keyifliydi. Ama
son zamanlarda yani sanat dünyası da biraz formülleşti. Çok formüle dönüştü. Ben o formülün içine düşmemeye çalışıyorum. Yani burada şöyle bir şey, bu aslında her şeyde böyle. Ben hep bunu böyle şey olarak bir periferi var, yani çevre, bir de merkez. Ama merkeze geldiğinde o suyun drainer'dan gitmesi gibi çok daha hızlı dönüyor. Yani sen bir şeyi merkeze çekiyorsa ve daha güçlü hale getiriyorsa aslında o senin genel geçer olmandan dolayı tüketilip bitirilmen anlamına da gelebilir. Ben hep periferide kalmayı dikkat ediyorum yaptığım işlerde ama çok da fazla periferide çok fazla hareket olmuyor. Ve çok sürekli periferide böyle yavaşça dönüyorsun. Bazen ortaya kadar geliyorum ama bir noktada hep onun peşini bırakıp periferiye zıplıyorum. Yani surf yapıyorum o anlamda. Yeni bir şeyleri yapmaya çalışıyorum. Yeni bir ses, daha kabul edilmemiş bir şeye geçmeye çalışıyorum. Çünkü öbür türlü hem eskirsin hem de ortada belki çok fazla satış yaparsın, her köşede eserlerin gösterilir vesaire. Yani bazen öyle reddettiğim satışlar ve şovlarda olabiliyor. Korkutan beni. Ama mesela bu noktada şimdi yavaş yavaş biraz daha o tehlikeli orta durumla oynamaya başladım. Mesela bir otelin giriş lobisini yapmaya karar verdim. Bu benim çok fazla hani kutlu ataman olarak yapmakla bilindiğim bir şey değil. Ama bununla oynamak istiyorum. Yani bir otelden bir şey olmaz herhalde filan. Anayasa delme gibi bir şey. Ha, evet. Evet. Ya da işte şey... Nerede bu? Evet, ben de söyleyeyim. Merak etmişim. İstanbul. İstanbul. Şey... ya da işte normalde komisyon işi almıyorum ama şimdi Sabancı portresini yapacağım Sabancı ailesi için. Ama o da mesela hiç onların beklemediği bir şey olacak. Ya da... yani bu şeyle orta durumla oynamak bir hem tabii şey yani pratiğimi devam ettirebilmek için de buna mecburum. Çünkü bu son Credit Crunch'tan beri bizim Avrupa müzelerinden aldığımız destekler zaten yok oldu. Yani çok 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 kötü. Ya işte beyaz tuvale renkli dotlar yapacağım ve bunları çok pahalıya satacağım. Ya da bir şekilde İşte bu atlama ve zıplamayı yapmam gerekiyor. Yani biraz o ama ondan sonra biraz bu filan gibi. Yoksa zaten hiçbir şey yapamam. Bence contradiction'a o kadar ruhen inanıyorsun ki kendini bile contradict etmek istiyorsun. Yani hayatta yapmazdım diyeceğim bir şey yapmak senin ruhunu şey yapacak. Olabilir. Challenge etmeyi seviyorum. Yani bunu ancak böyle açıklayabilirim. Evet. Yani zaten sonuçta sanat pratiği benim için her şeyim değil. Yani her şeyi bırakıp Erzincan'da meyvecilik de yapabilirim. Ve bundan çok büyük de zevk alabilirim diye düşünüyorum. Yani düşünüyorum diyor, değil, biliyorum. Yani tamamıyla bambaşka bir işe de geçebilirim. Benim için hiçbir zaman şey değil böyle hani sanatçı ruhlu. Yani öyle bir şey anlatıyor. Yani öyle hani o ruhi tarafı değil benim için önemli olan. Tamamıyla şu an bitse hiç üzülmem yani. Öyle bir şeyim yok. Öyle bir bağlantım yok kendi pratiğimle. Hiçbir şeyim yok öyle değil. Ne güzel bir şey. Biz üzülürüz belki. Yok canım. Ben bir şeyle ilgili sormak istiyorum. Ya bu enstalasyonlarla gösterme şekliyle ilgili. Çünkü sizin hikayeleriniz yani bütün işlerde anlatımla ilgili bir deneyim var. Yani izleyici
aslında sizin kurduğunuz bir deneyimin içine giriyor. Evet. Ve her seferinde de yepyeni bir şekilde oluyor. Yani evet. İstanbul Modernlik Sergi'den sonra Arter'de daha önce hayal etmediğim bir yere gitmiş o deneyim. Ve yani bunlar nasıl ortaya çıkıyor ve... Şimdi o zaten benim en büyük avantajım. Yani şimdi dünyada bazı şeyleri, bazı avantajları nasıl yakalıyorsunuz? Aslında genius olduğunuz için falan değil. Zaten avantajlı durumda olduğunuz için. Sadece ne konuda avantajlı olduğunuzu masanın üzerine getirip onu ne şekilde hayata geçireceğiniz önemli. Yani kartlarınızı nasıl oynayacağınız. Ben yani sanat dünyasına girdiğimde girer girmez fark ettiğim şey aslında buranın çok çok da fazla böyle benim kafamda büyüttüğüm gibi derin, bilgili filan bir yer olmadığıydı. Sinemadan geldiğim için yani bir filmi yapmak 2 yıl, 2,5 yıl ve bu kadar uzun çalışıyorsun, 80 bin tane kalemi var, uğraşman gereken şey var, milyonlarca dolar raise etmen gerekiyor, çok daha zor bir iş vesaire. Yani hoşuna gitti. Hayır, şey, Art World'da ne hoşuna gidiyor? Immediately bir şeyi bir kere ortaya çıkarabiliyorsun kısa bir süre içerisinde. Yani bir senaryonun peşinde 5 yıl koşmuyorsun. İnsanlara çok fazla fikir anlatmak zorunda değilsin. Çünkü orada sanatçı yakarışılmaz durumu var. Hani sinemada öyle bir şey yok. Hani en büyük yönetmene bile o hani festivallerde belki başka türlü anlatılıyor olabilir ama yani şu an dünyanın en önemli yönetmeni bile tek başına yapmak istediği bir şeyi tek başına yapmasına asla bir izin yoktur. Çünkü zaten oraya milyonlarca dolar para yatıran finansörler var. Yani market forces var. Bir o avantajı vardı. Artı hatta şöyle söyleyeyim. Benim ikinci davet edildiğim sergi Venedik Bienali'ydi. Zeman. Dünyanın en büyük küratörü o zaman, şimdi öldü. Çok çok önemli bir adam, yani işte bütün zenitleri keşfetmiş. Harald Zeman zaten Semiha bir Unplugged işimi görüp o ilk olay çıkarınca herkes peşinden "aa bu iyi olmalı" falan yaptı. Yani ben bunları biliyorum, yani görmem için aptal olmam gerekiyordu. Ama bana ilk geldi ve şey, telefonla aradı ve beni Venedik Bienali'ne davet etti. Yani benim ikinci sergim Venedik Bienali'ydi. Onun için gayet şımarımdır yani. ben de hemen ona kaç para vereceksin dedim. Yani sinemadan geldiğim için şimdi bu sorduğun şeye bağlayacağım. Ve asla burada gösterdiğim işi bir daha orada göstermeyeceğimi söyledim. Çünkü zaten İstanbul'a aynı kişilerin geldiğini biliyorum. Yeni bir iş yapmak istedim ve bunun prodüksiyonu için bana para verirse Venedik'e geleceğim. Yoksa bir daha gelmeyeceğimi söyledim. O da şaşırdı hatta. Herhalde Venedik'e kabul edip çağrılıp da prodüksiyonu yapılan o dönemde tek sanatçı belki hala benimdir. Bilmiyorum, Venedik tarafından bir galerim falan yoktu çünkü o zaman. Neden? Bir kere bu anlamda sinemanın bana, yani prodüksiyon bilgimin bana çok büyük bir yararı oldu. İkincisi, aslında video, yani görüntü, hareketli resimlerle sanat yapanlar vardı ama ben onların eserlerine bakıp bunların zaten 20-30 yıl önce sinema dünyasıyla yapıldığını biliyordum. Yani sinema tarihi bilgimden dolayı. O yönden dolayı kendimi güçlü ve bilgili hissettim. Ve bütün bunların hiçbirine takılmadan, sanat dünyasının kendi tarihinde hiçbir şekilde ilgilenmeden, çünkü ilgisizdim, zaten hala tanımam, yani hala çok fazla hangi sanatçı kimdir falan da bilmem, çünkü ilgilenmiyorum açıkçası. Sadece kendi sinema tarihi
söylemi zaten sinemanın kendi commercial akışı içerisinde sekteye uğramıştı, durmuştu. Yani o durmuş tarihi sanat dünyasında devam ettirme uyanıklığını gösterdi. yani ve onu masaya koydum. Ve bu da bütün dünyada yapılmıyordu. Hiç kimse yapmıyordu. Ve o noktada birden hem sinema dünyası hem sanat dünyasının insanların ilgisini çekti. Ve bunun üzerinden konuşmaya, montaj üzerinden konuşmaya, enstalasyonlarımı yaparken aslında montaj üzerinden konuştuğumu onlara anlatarak, kendi kurgu teorilerimi onlara anlatarak, yani kurgu denilen şeyin aslında artifisyel gerçekliğin inşa üzerine bir şey olduğunu, artifisyel gerçekliğin aslında art ve artifis ve bunun tamamıyla montajla bir arada tutulabileceğini ve buna bağlı... Montajı belki şey 3D'ye dönüştürüyor. Tabii içinde gezilebilen ve montaj dediğin yani narratif, narratifin aslında heykele dönüştürmesi olayı. Yani gündelik gerçekçilik, onun için mesela burada videolarımı gösteriyorum. Çünkü el videosu çekilmiş, sallanan bir şeyler ve konuşan insanlar görecek. Ama onlar enstele edildikleri zaman bir esere dönüşüyorlar. Then it makes sense. Ve bu yapılmıyordu. Bilinmiyordu. Hatta Amerika'daki ilk galeri sergimi açtığımda bu ne filan olmuşlardı insanlar. Ama orada da bir tane şey var. New York Times'da çok önemli bir herkesin böyle ölüm patladığı bir Robert Smith. Robert Smith gelip birden tabii zeki bir kadın. Her şeyi dam dam işte bu budur, siz de anlamıyorsunuz. Bu işte şimdiye kadar benim gördüğüm sanat dünyasında en fresh bir şeydir, akımdır bilmem ne filan deyince birdenbire ben hani Türklük, mürklük falan filan o dezavantajların hiçbiri kalmadı. Unutuldu. Evet, yani direkt yeni bir şeyi başlatmış birisi olarak çıktım ama tabii tarihçesini anlattığım zaman aslında bir boşluktan yararlandım. Yani bir başkası sinema bilgisiyle ve tarih bilgisiyle gelip o söylemi benim kadar başkaları da yakalayabilirdi ama belki benim gibi hayata geçiremezlerdi eserlerinde ama başka türlü hayata geçirebilirlerdi. Ama belki sinemada o noktada yetmiyor. Hani tek ekran. Sinemanın yetmesinin imkanı yok çünkü sinema çok commercial olmak zorunda. Tek ekran. Evet. Yani ben şeyi çok biliyorum. Mesela tabii her şeyin arkasındaki neden bir tek olamaz. Yani tabii demin şey üzerinden söz ettim hani birey kişi ve kişiler üzerinde çalıştım bir de sonra community üzerine geçtim dedim ama tabii bunun tek nedeni o teorik neden değildi bir başka nedeni de mesela Dan Cameron Biennale'ni yaptığında bilmiyorum hatırlıyor musunuz giriş katında 45 tane video vardı ve ben yaptığımda kimse bu tür video yapmıyordu. Sonra birden bütün sanatçılar, yani ressamlar bile ellerine kamera alıp böyle insanları konuşurken çekmeye başladılar ve buna sanat denmeye başladı. Çünkü neden sanat dediklerini de bilmiyordu. Sanat dünyası da niye buna sanat dediğini bilmiyordu. Ressamlar çekti diye sanat oluyordu. Böyle bir saçmalık olabilir mi? Yani benim bugün şimdi gelip burada bir şeyleri boyayıp hadi bakalım Kutlu Ataman resmi diye piyasaya sürmem kadar saçma bir şeydi. Özellikle şu anda da Türkiye'de aslında böyle bir, çok büyük bir jenerasyon var yani bunu evet. Takip eden. Evet. Ve ben de dedim ki ben bununla nasıl baş edebilirim? Ben öyle büyük ve onların yapamayacağı gibi bir şey yapacağım ki burada kimin hani kaba tabirle el mi yaman, bey mi yaman ve onun üzerine Küba'yı yaptım. Yani bunu ben başlattım, bu da saçmadır ve bunu sileceğim şeklinde yaptım. Zaten bitti onlar o noktadan sonra. Ama bir de böyle boyutu oluyor. Yani kariyerimizin sadece bir tek hani teorik sanat filan değil. Bu tür stratejileri de tabii ki düşünmek gerekir. Her işte bu böyledir. Yani sonuçta it's a competitive world. Ve
bazen siz istediğiniz kadar iyi olun ama kafanızı başka türlü çalıştırmazsanız ve mücadele etmezseniz bilinmezsiniz. Yani bir başkası, bir başka durum içinde kaybolup gidersiniz. O anlamda tabii batılı sanatçıların, hani ben burada aşağılık kompleksiyle konuşuyor gibi algılanmak istemem. Ama gene de batılı sanatçıların çok büyük avantajları var. Yani bizler çok uzun süredir bu coğrafyada şey diye algılanıyorduk. Yani Türk ise mutlaka başka birisini kopyalıyordur. Hani şey vardı ya, çünkü Türk markası hep ikinci sınıftır. Bonkurlar, yandırımları falan filan. Türk sineması, hani Türklükle alakalı bir ikinci sınıflık durumu ister istemez her konuda. Bu eminim iş adamlığı konusunda da böyle, bizniste de böyledir, sanatta da böyledir. Bir kere buna karşı mücadele ettik, bir de artı hakikaten buna karşı böyle bir şey de var. Yani hakikaten böyle bir şeyle dünyada mücadele etmek gerekti. Mesela ben hiçbir zaman şeye katılmam. İşte mesela atıyorum Art from Bosphorus. Ya da işte Türk Sanatçılar Sergisi. Çünkü orada ne oluyor? Sen bu sergideysen o seçme üzerindeki, yani o kriter, oradaki kriterlik Türk ya da bu coğrafyadan olmak. Şu an katılırım belki, yani şu an artık öyle bir şey beni bozmaz. Bir de ben saatleri ayarlama enstitüsünü sormak istiyorum. Hani ne bileyim, bazıları hatta saatleri ayarlama enstitüsünü biliyor. Bazen kutlu atamanla bağını bile bilmeyen olabiliyor. Onun için onu belki paylaşmak. Saatleri ayarlama enstitüsü benim fiktif stüdyomun fiktif bir ismi. Yani sanki öyle bir enstitü varmış gibi. Tabii şey, romanın ismi. Ben de oradan onu aldım. Ben bilmiyorum. İşte geçmişte yaptığım prodüksiyon şirketlerimin hep isimleri biraz hep öyleydi. Yani ilk şirketim Yalan Dünya'ydı. Sonra inleyen nameler oldu. Sonra en son saatleri ayarlama enstitüsü oldu. Ama legal bir entity değil. Legal isim bana ait, marka olarak bana şey registered. Ama enstitü ismi geçtiği için, gerçek enstitü olmadığı için de zaten şey, kuramazsın. O da fiction. O da fiktif bir şey bir tarafta. Saatleri ayarlama da aslında işte gene o şey, modernite vesaire, tekrardan o power shift, işte bu coğrafyanın artık periferide değil, daha bir merkeze doğru ilerlemesi, daha güçlenmesi üzerine hani saatleri ayarlamamız gerekiyor. Her şey Greenwich Mean Time olmak zorunda değil. Her gün kendine göre, her coğrafya kendi saatinde mean time'dır. Üzerinden de tabii açabileceğimiz bir durum.